Samimi Analiz programıyla karşınızdayız. Kurban Bayramı'ndayız ve en çok merak ettiğimiz konulardan biri de Kurban Bayramı'nda nasıl beslenmeliyiz? Ve diyetisyen Serkan Aksoy bizlerle. Hocam hem yayına hoş geldiniz hem de iyi bayramlar diliyorum öncelikle. Teşekkür ediyorum. Sizlere de iyi bayramlar diliyorum. Davetiniz için çok teşekkür ediyorum ben de. Hemen şunu sormak istiyorum. Kurbanlar kesildi, paylaşımlar yapıldı, büyük ziyafetler, işte ikramlıklar, bayram ziyaretlerinde tadımlık da olsa kurban etleri, kavurmalar bunları yaşıyoruz ama bir yandan da sağlığımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. En çok merak ettiğim konulardan biri bir haberde gördüm. Kırmızı et tüketimi 70 gram yani 2-3 köfte büyüklüğünde et yemeye geçmemeli şeklinde ama biz onu çocuklara veriyoruz. Sizce miktar ne kadar olmalı, nasıl olmalı, Kurban Bayramı'nda nasıl beslenmeliyiz? Özellikle eğer sağlıklı bir bireyse kişi günlük hayvansal kırmızı eti 120 gram kadar tüketebilir. Fakat kronik bir hastalığı olan bir kişi ise, bu kalp damar hastalıkları varsa, hiperlipidemi hastasıysa, kan yağları çok yüksekse bu hastalara da günlük 90 gramlık kadar bir kırmızı et tüketimini öneriyoruz biz. Ve haftada 2-3 günü de geçmemelerini öneriyoruz. Kurban Bayramı sebebiyle özellikle çocuklarda ve kadınlarda demir eksikliği anemisi görüldüğünden dolayı Kurban Bayramı'nı bir fırsata çevirip aslında bu eksikliğimizi özellikle demirden, magnezyumdan, fosfordan zengin olan bir besin olan kırmızı eti bence sofralarımızda tüketmekte fayda vardır. Bu 120 gram yaklaşık 4 köfte büyüklüğündedir. Günlük tüketimini 4 köfte şeklinde ayarlarsa her bir birey bence sağlıklı bir tüketim yapmış olacaklardır. Hocam kansızlıktan bahsetmişken biraz da kırmızı et ve yanında sakatatlardan da yine bahsetmenizi isteriz. Sakatatlarda özellikle karaciğerde yani karaciğer tüketimini yapacak olan izleyiciler varsa bunların A vitamini açısından ve folik asit açısından çok değerli olduğunu ve folat açısından çok değerli olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla da kişilerde hem görme problemlerini ortadan kaldırırken hem de aynı zamanda hormonal sağlıklarını da kazanacaklarını söyleyebilirim. Çünkü A vitamini ve folik asit açısından çok zengindir karaciğer. Bunu da tüketmelerini özellikle belirtelim. Hocam kurbanlıklar kesildi. Sabah kahvaltıda evde kavurma yenildi. Öğle işte öğle saatinde ziyaretler yapıldı. Orada da yine bir takım işte köfteler, kavurmalar, etli sulu yemekler. Akşamında da arkadaş grubuyla mangala gidildi. Haliyle bu vücut ritmini bozan bir durum ve özellikle de bağırsak sağlığını korumak için ne yapılması gerekiyor? Bu kadar yüklenmemek mi gerekiyor? Önce onu soralım. Aslında günü çok doğru bir şekilde planlamak çok önemli. Hmm. Günü doğru şekilde planladığımız sürece de herhangi bir problem olacağını düşünmüyorum. Kişiler eğer kavurmalı bir kahvaltıya uyandılarsa özellikle ikinci gün kavurmalı bir kahvaltıyla başlamakta yarar var. Çünkü etin ilk kesiminde bir ölüm sertliği yaşadıklarından dolayı bir kişilerde hazım problemi yaşanabilir. Biz buna kimyasal olarak yani biyokimyasal olarak bir değişim gösteriyor et ve dolayısıyla da bir sertlik gösteriyor. Bundan dolayı da kişiler ikinci günden itibaren eti dinlendirdikten sonra tüketmelerinde fayda var. Sabah kahvaltısında eğer bir kavurma tükettilerse bunu öğlen yemeklerinde daha sebze yemeği ya da kuru baklagil yemeği şeklinde planlayabilirler ve akşamında da daha hafif yine eğer ki et varsa da bunun yanında bol sebze tüketerek hem vitamin açısından C vitaminini ve E vitaminini de barındırarak biyo yararlılığını da artırabilirler aslında etin, kırmızı etin. O sebepten gün içerisinde her öğüne dağıtmadığınız sürece bir problem olmayacaktır. Hocam aklıma gelmişken birçoğumuz sorarız ya sizin de bir takım sosyal medya paylaşımlarınızda da görüyoruz. Kurban eti ya da işte kırmızı et vesaire bunun yanında yoğurt tüketimi nasıl olmalı? Hep bilinen bir doğru yanlış vardır ya. Evet kesinlikle. Yoğurdun tüketimiyle etin tüketiminin aslında demir emilimini engellediğiyle ilgili herhangi böyle birçok yayın görüyoruz. Yani bilgi kirliliği görüyoruz evet. Daha doğrusu. Bunun herhangi bir bilimsel yanı yoktur. Yoğurtla veya ayranla veya cacıkla çok güzel bir şekilde kombin edilerek etinizi güzel, sağlıklı bir şekilde yiyebilirsiniz.
edersiniz. Çünkü bir tanesinde yine hayvansal protein ama süt proteini olması, birinin de kırmızı etten dolayı almamız gereken amino asitler, yani 20 amino asit dediğimiz proteinlerin yapı taşı olan 11 tanesini vücudumuzun kendisinin ürettiği ve 9 tanesinde elzem olduğu, yani dışarıdan almamız gereken bir amino asiti dokularımızın tamiratı için çok önemli olduğundan dolayı bu da kırmızı ette tamamı vardır. Ve mutlaka kırmızı eti tüketirken yanında herhangi bir yoğurt ya da ayran ya da herhangi bir şekilde kefir tüketimini engellemenize gerek yoktur. Bu bir tamamen sosyal medyanın bizlere aktardığı doğru bilinen yanlışlardan biri olmuş oluyor. Hocam, vermiş olduğunuz bilgi için çok teşekkür ederim. Aklıma gelmişken sormak istedim. Devam ediyorum o zaman hocam sorularımıza. Sabah dikkat ettik diyelim. Öğlen de dikkat ettik yediklerimize, içtiklerimize. Ama akşam vakti bayağı bir kaçırdık. Üstüne tatlılar da yenildi ziyaretlerde. Gece oldu ve uyuyamıyoruz. İşte o zaman ne yapmak lazım? İşte soda mı içilmeli yoksa direkt yürüyüşe mi çıkılmalı? Ne yapılmalı? Şimdi bir hazımsızlık problemi yaşıyorsak, yani kişilerin bazılarında bir türlü sindiremeye kişiler için konuşuyorum bunu. Hemen yemekten sonra yatmamakta ve akşam yemeklerinden sonra genel sağlık açısından da bizim tavsiyelerimiz özellikle 45 dakika ya da 1 saat sonrasında kişilerin bir tempolu bir yürüyüşe çıkmalarını önermekteyiz. Örneğin saat 7'de sonlandırdıysak biz akşam yemeğimizi 7.45, 8 gibi bir hem havaların düzelmesiyle hem serinliyor da zaten o saatlerde hava, yürüme için uygun bir saat oluyor. Bir 45 dakika, 40 dakika, 20 dakikalık bir yürüyüşler, yani böyle planlanabilir. Uzun 10 bin adımlara ve 8 bin adımlara gerek yoktur. Hmm. Kişilerin hem sürdürülebilme açısından hem de çok fazla böyle obsesif hale getirmemeleri açısından, takıntı yapmamaları adına bence günlük 20 dakika, 30 dakikalık akşam yemeklerinden 45 dakika sonra gerçekleştirdiğimiz yürüme programları hem sindirimi hızlandıracaktır hem de rahat bir uyku uyumanızı sağlayacaktır. Özellikle mavi ışığa da değinmek istiyorum ben. Sağlık açısından çok önemli. Biz 9'da telefonlardan uzak kaldığımız süre zarfında melatonin salgısının çok yoğun bir şekilde salgılanmasını sağlayacağız. Ve özellikle bizim genetiğimizde, yani insan biyokimyasında sirkadiyen ritme göre hareket ettiği için akşam karardığı zaman vücudun artık dinlenme, rejenerasyon sistemine geçtiğini bilmeli kişiler ve buna göre hareket etmeli. 9'da baktığınız, maruz kaldığınız mavi ışık özellikle çok yukarıdan gelen ışıkları birazcık engelleyip melatonin salgısının saat 11'de pik yaptığı saatte de yatakta olduğumuz zaman çok rahat bir uyku gerçekleştirebiliriz. 9'da telefonu kaldırıp 11'de yatakta olduğumuz süre içerisinde hem uyku problemi hem hazım problemini yenmiş olacağız. Bir de bu arada 6-7 gibi yemek yedik, 45 dakika sonrasında da bir yürüyüş yaptıysak inanılmaz sağlıklı bir hayata merhaba demiş oluruz bence. Hocam, az önce bir etleri bekletme, dinlendirme süresinden bahsettiniz ama işte ilk gün kurban kesildikten sonra beklenmeli, dinlenmeli. Biraz da onlardan bahsedebilir misiniz? Bayramda kesilen hayvan ne kadar süre bekletilmeli? Sonrasında nasıl saklanmayı da soracağım. Tabii ki. Şimdi hayvanın ilk kesildiği zamanda, yani kırmızı ete ulaştık, kesildi ve rigor mortis dediğimiz, yani bilimsel adıyla rigor mortis dediğimiz durum kasların biyokimyasal değişimi sonucunda ölüm katılana sağlamış oluyor. Yani ölüm sertliği dediğimiz durum. Dolayısıyla bunu bir gün en azından buzdolabında bekletmekte ve bunun dinlenmesini sağlamakta ve normal hale, yenilebilir forma getirmek lazım. Bu sebepten aslında biz biraz acele ediyoruz ve geleneklerimiz doğrultusunda hemen kestikten sonra yanında mangal veya işte kızartarak hemen kavurma yapmak istiyor büyüklerimiz. Çok doğal olarak aile bireyleri de ilk gün genelde büyüklerde toplandığı için büyüklerimizin de kurban kesmelerinden dolayı bu gerçekleştiriliyor. Bunun yerine bence artık ikinci güne bunu kaydırmakta yarar var. Çünkü çok yoğun bir şekilde sindirim problemleriyle karşılaşabiliriz ama çok küçük porsiyonlar şeklinde insanlar yiyecekse de tabii ki asla bu keyifleri onlardan almak istemiyoruz. Çünkü çocukluğumuzdan beri süre gelen bir durum var aslında bizler için. Hani o bayram sofraları ve bayram sofrasındaki kavurma bizim için çok değerli. Hatta şu anda herhangi bir zamanda yapmış olduğumuz kavurmanın kokusu bile bizi o zamana götürüyorken ona hayır demek mümkün değil.
doğru olan yöntem bir gün en azından buzdolabında bekletilmesi, etin kendi sertliğini artık bırakması sağlamalarında yarar görmekte. Çünkü ilk gün hem daha sert oluyor, hem pişirmesi zor oluyor, hem sindirimi çok zor olduğu için. Hocam bu arada manevi doyumdan da bahsettiğiniz için çok teşekkür ederim. Evet, geri kalmayacağız ama nasıl yapılması gerektiğini de sizden öğrenmeye çalışıyoruz. Peki az önce mangaldan bahsettiniz. Böyle bazılarımız mangalda kömürleşene kadar pişirilmesini bayağı severler. Ama biz onu biliyoruz ki bir de kanserojen etkisi var. İşte o mangalda keyif yapayım derken sağlığımızdan da olmamalıyız. Bunu sizden öğrenmek isteriz. Özellikle mangalda ateşe maruz kalan etlerde söylediğiniz üzere bazı kanserojen maddeler çıktığıyla ilgili bilimsel yayınlar var. Fakat biz mangalda pişirmenin, yani ızgarada pişirmenin, mangalda da 15 santimlik mesafeyle eti pişirmenin ateşten daha sağlıklı olduğunu, ateşten 15 santimetre yükseklikte pişirmenin daha sağlıklı olduğunu ve pişirme yöntemlerinden de haşlama, fırında ve ızgara tercih edilmesi gerektiğini söylüyoruz danışanlarımıza. Ve bunu yaptıklarında aslında hem mikrobiyota olarak çok sağlıklı olacağız, hem de vücudumuzda almamız gereken vitaminleri, mineralleri de çok doğru bir şekilde kendimize entegre etmiş olacağız. Bundan dolayı da besin öğelerinin yararlanımı açısından, vitaminlerin yararlanımı açısından da çok önemli olan pişirme tekniklerini göz ardı etmememiz gerekiyor. Mangal keyifli, evet, çok da sağlıklı bir pişirme yöntemi. Ama dozajını bilmek ve santimetresini ayarlayabilmek çok önemlidir. Yani yaklaşık bir cetvel büyüklüğü 30 santim ise o cetvelin ateşle mesafesi en azından yarısına kadar olmasında yarar var. 15 santimetrelik bir mesafeden pişirdiğimizde gayet sağlıklı bir ete ulaşmış oluruz. Hocam son olarak saklanma yöntemlerinden bahsetmek istiyorum. İşte hani ileriki günlerde özellikle bir bölümü işte kuşbaşı olarak kesmiş olup buzluğa atabiliyoruz, kıyma şeklinde yapıyor biliyoruz ama onun bir de dondurulduktan sonra açılma süresi var. Açılan etler yeniden buzluğa konulması şeklinde, onu da sormak istiyorum. Kurban etleri nasıl saklanmalı, ne kadar süre dışarıda kalmalı, dışarıda kalan etler tekrardan nasıl muhafaza edilmeli? Teşekkür ediyorum. Bu çok önemli noktalardan bir tanesi. Evet. Aynı zamanda beslenmemiz kadar önemli olan bir şeyin de besin değerini korumanın da çok önemli olduğunu ısrarla belirtiyoruz biz danışanlara. Ve diyoruz ki etiniz kesildi, bir gün sonra artık tüketime başlayacaksınız. Bunların ufak parçalar halinde derin dondurucuda saklanma süresi, yani -18 derecede saklama durumu söz konusuysa bu aylarca saklayabilirsiniz. Ama -2 derecede saklama söz konusuysa da bunun saklama süresi bir hafta kadar bir süredir. Ve derin dondurucudan çıkardıktan sonra tezgah üzerinde çözmek yerine buzdolabının soğutma kısmında bunun çözülmesini beklemek ve bir daha asla buzluğa tekrar koymamak gerekiyor. Aynı zamanda kişiler tüketme dönemlerinde, yani eğer o eti tüketme zamanlarında derin dondurucudan aldıktan sonra bunu buzdolabında soğutucu bölümünde çözdükten sonra kullansınlar. Asla derin dondurucuya tekrar koymasınlar. Bir de bunları keserken kullandıkları tahtanın üzerinde sebze, meyve, herhangi bir şey daha sonra kontamine olmasın diye bulaş etkisini yaratmamak adına da farklı tahtayı kullanmalarında yarar görmekteyiz. Aynı şekilde bıçak konusunda da buna da değinmek isterim. Çünkü aynı bıçakla hem salatayı kesmek, hem sebzeyi doğramak, hem aynı zamanda aynı yemeğin içerisine giriyormuş mantalitesiyle hareket etmek sağlık açısından zararlıdır, patojen etkileri arttırır ve kendimize doğruyu vermeye çalışırken yanlış bazı beslenme sistemleriyle karşı karşıya kalabiliriz. Hocam vermiş olduğunuz bilgiler için çok çok teşekkür ederim katıldığınız ve değerli yorumlarınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Tekrar sizlerin ve ekibinizin bayramını kutluyorum. Tüm Türkiye'ye hayırlı bayramlar diliyorum. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşçakalın hocam. Diyetisyen Serkan Aksoy bizlerleydi. Samimi Analiz programında bugün Kurban Bayramı'nda nasıl beslenmeliyiz, sağlıklı nasıl beslenmeliyiz bunu konuştuk. Bir sonraki programda yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Tekrar iyi bayramlar.